Ece bir de kapıyı... Ece nerede ya? İşte diyor birinde rakı birinde su mu var falan. Buradan açıklamış olayım. Biri kahvedir, öteki sudur. Evet, ben spora başladım. Halimden anlaşılacağı üzere. Dün başladım. Hilenin 3. sezonunda baklava dilimlerimle, bisepslerimle, trisepslerimle sizlerle olacağım. Hatta 1,5 aya öyle geleceğim. Kas yaptıkça çıplak program sunmaya başlayacağım. Ciddiyim. Çünkü abi dün ağladım ben. Dedim ki, ya çok özür dilerim. Kadın izleyiciler de var. Burada veya orada. Ama dedim ki hacı, ya benim nerelerimde kas varmış ya. Oğlum bak vücudunuzun öyle yerlerinde kas var ki spor yaparken anlıyorsunuz. Aa! Anladın mı hani? O yüzden. Yok bayağı ağladım. Dedim ben bitmişim. Okey dönüyorum. Amerikanı biliyorsunuz. Dangal diye film çekti. Kamera arkasını izlerken hani adam şişmanlamış bu kadar sonra zayıflamış falan ya. Kamera arkasını izlerken ben diyordum ki helal olsun adama ya falan. Sonraya kalmadan unutuyordum. Şu an Amerikan'a laf edenin ağzına sıçar. Amerikan adamdır. Evet çok zor. Çok zor ya. Yürü, nasıl kalkacağım acaba ben molaya? Kalkamam ki. Kaldım ben şu an burada. Hani o yüzden geç kaldım bu arada. Kalkamadığım için. Evet abi. Programımıza başlıyoruz. Vizyon Önkürme. 9. bölüm. Gördüğünüz gibi hala Oğuzhan beni kanaldan kovmadı. Geçen hafta... Ne yaptı efendim? Bayağı konuştu mu? Bana o şeyden geldi. Yazdılar bana. Dedi abi sana sövüyor. İzle. İzledim güldüm. Bayağı komik. Herkes öyle mesaj, Vizyon Önkürme de son bölümünü izlemiş olduk falan dediler. Yorumlarda öyle yazıyormuş. Söylediklerimin hala arkasındayım. Benim üzüldüğüm nokta şu oldu. Bugün mesela, neyse kıyaslamayacağım. Okey. Efendim? Aynı sekmede değiliz bizim filmlerde. Ya hiçbir sekmede değiliz de. Ya şöyle söyleyeyim, ben Mahsun Kırmızıgül'ün de filmine mesela gömdüm. Özcan Deniz'in, yerlilerden bahsedeyim. Özcan Deniz'in filmine de gömdüm. Şahan Gökbakar'ın filmine de gömdüm. Hani herkesin tanıdığı isimler vardır ya. Hepsinin filmine hakkında ağır ağır eleştirilerde bulundum. Ama hepsi beni mesela filmlerinin galasına çağırmıştı. Ne olursa olsun. Dün Oğuzhanların galası varmış. Yani siz bunu çarşamba izliyor olacaksınız ama. Bugün de vizyona giriyor. Biz cumaları çekiyoruz Önkür Bey. Bugün de vizyona girdi. Umarım 200 bini geçer ilk iş günde. Temennim bu yönde. Babala TV'nin gelişmesi için. Birçok insanın bilmediği bir şey söyleyeceğim şu an. Türk dizileri biliyorsunuz ara verdi. Bunu herkes bilir. Özellikle annelerimiz. Ara verdi ama şöyle de bir durum var. Sektörün ekonomik kriz var demeyelim. Yoksa bizim tepemize binerler diye açıklayamadıkları. Ama yakında birçok ulusal kanalın özel firmalara geçeceği bir durumu var. Dijitürk gibi falan. Bu kanallar... Ya Kanal D, Show TV gibi kanallardan bahsediyorum. Yani o kanallar geçecek demiyorum. O tip ayarda kanallar. Batıyor televizyon sektörü. Kendileri söyleyemiyorlar. Birçok dizi de bu arada Blue TV, Puhu TV gibi özel yerlere geçiyorlar kendileri. Çünkü televizyonlardan para alamıyorlar. Seviniyorum. Güzel şeyler bunlar. Ekonomik kriz güzel bir şey değil. Çünkü birçok yorumlarda da... Geçen bölüme baktım ben yorumlara. Çünkü geçen bölümü çok beğendim. Bence bu bölüm de çok benim. Pek sikimde değil bir şey. Silivri soğuktur yazmışlar çok. Dediğim gibi diziler özele geçiyorlar. Ve dizi demişken de buradan bana hep şey yazıyorlar, tamam mı? Atıyorum ben Twitch'te de yayın açıyorum ya bazen. Bilen var mı izleyen orada? Eyvallah abi. Saat 4.30 sabah. Sabah 4.30. Ben zombi öldürüyorum. Yorum böyle chat'e yazıyor biri. Abi film önerir misin? Amına koyayım sabah 4.30 ya. Anladın mı? Abi siktir git ya, anladın mı yani? Ya şurada bir stres atıyorum ya. Şey yapıyor bak, saat 6'ydı bir gün. Sabah 6 oğlum. Sabah 6 şey dedi. Abi Bumblebee nasıldı? Yani şöyle mi oldu bak, uyandın. Bumblebee nasıl? Ha böyle mi güne başladın ya? Allah belanı vermesin ya. O yüzden sormayın. Özelim de bana film dizi sormayın. Çünkü benim de bir özelim var. Gördüğünüz gibi spora da başladım. Çok gerginim. Diyet listem var oğlum. Annemi aradım bugün. Dedim anne ne yapıyorsunuz? İşte helva yaptık diyor. Helva yiyeceğiz. Hamsi buğulama yaptık. Kapattım telefonu. Sonra kayınvalidemi aradım. Dedim ne yapıyorsunuz? İşte baban dedi balık tuttu.
Onu da kapattım telefonu. Arayacak kimsem yok. Ne olur. Bana yardımcı olun. Dizi önereceğim. İlk defa bu programda You diye bir dizi başladı. You. Sen. İzlediniz mi? Var mı izleyen? Herkes kafa sallıyor. Kimse el kaldırmıyor. Nasıl? Değişik değil mi? Bana sorarsanız yeni Dexter'dır. İlk sezonu yayınlandı Netflix'te. Böyle de Netflix'ten para almış gibi oldum arada. Gerçekten çok iyidir. Bodyguard You. İkisini de izleyebilirsiniz. İkisi de Netflix'in dizileri. Abuk subuk işler izlemeyin. En azından sizi Game of Thrones'a kadar oyalar. Nisan'a kadar yani. Acı bir haberle bugün gözümü açtım. Acı haber şuydu. Geçen bölüm önerdiğim Arakçılar filmini biliyorsunuzdur bilenler. Türkiye'de 16 salonda vizyona giriyor. Glass filmi 148 salonda vizyona giriyor. Böylelikle şunu anlayabilirsiniz. Türkiye'de kaliteli şeyleri bulmak için çok aramanız gerek. 16 salonu bulabilirseniz izlersiniz Arakçıları. Cicero 348 salonda vizyonda çok yazmışlar. Geçen hafta ben atlamışım. Çok özür diliyorum. Cicero'yu çok yazdılar abi nasıl. İzlemezseniz Türk sinemasına hakaret etmiş olursunuz. Ya çok güzel film olmuş. Gerçekten Erdal Beşikçioğlu nasıl Erdal Beşikçioğlu olduğunu bir kez daha görüyorsunuz. Behzatçı falan. Amına koyayım bir sıyrılın artık. Yani adam oyuncu abi. Anladın mı? Hani gerçekten büyük oyuncu. Ne oluyor amına koyayım? Kapalı çıkıyor. Tamam ne içiyorlarsa ben vereceğim parasını. Almasınlar bir şey. Son. Şu spor yapıyorum üstüme gelmeyin. Çok sinirliyim. Ama İşin kötü tarafı Kafalar filmi mesela gidin dedim övdüm güzel filmdi kendi türünde. 700 küsur salonda vizyona girdi ülkemizde. Cicero 348. Kolay gelsin Mars Grup. Ama organize işlerle bu kara komik girmedi ya vizyona. Dikkat edin bu salon sayılarında da bir saçmalama oldu. Ulan bunu mu sokacağız ne yap, onu mu sokacağız falan. Abuk subuk cin, bilmem ne. Ha, üç harfliler. Neydi lan o filmin adı saçma sapan. Adak mıydı? Amına koyayım 300 salonda nasıl vizyona girmiş o ya? 300 salonda vizyona girmiş abi. Düşün yani sinemalar o kadar boş kalmış ki abi daya ne var ne yok daya falan olmuş. Mars gruba geçmiş olsun diyorum. Çünkü 20 milyon lira kaybetmişler. Çok da sikimde. Hatta sikimizde. Organize işlerle kara komik filmlerin bence vizyona girmemesi iyi oldu. Neden iyi oldu? Salonlar o kadar boş kaldı ki bu hafta sizlere sadece 3 tane film söyleyeceğim. 5 tane film önereceğim. Yani ne güzel filmler vizyonda yer buldular. Teşekkürler Cem Yılmaz ve Yılmaz Erdoğan. Sayenizde biraz rahatladık. Kötü film yaptıkları için değil lan. Çıkar ilişkisi yaptıkları için. Gerçi bana da o kadar para verseler ben de derdim. Mısırlar pahalı. Biz hepimiz derdik değil mi? Bence derdik. Aynen. Biz bu kadar şerefsiz insanlarız. Boktan film yaparız. Güzel ya film falan deriz. Seyirci soruları dedim. Hilede oynamamız mümkün mü? Abi yok. Genelde zaten bugün soru cevap yapacağız zaten çok da. Zaten hile bugün olay. Aynen insanlara kaliteli bir şeyler göstermeye çalışacağız. O zaman vizyona giren filmler ve filmler. Önce gitmeniz gereken filmler. Ejderhanı nasıl eğitirsin? 3 Gizli Dünya serinin son filmi nihayet bitiyor. Ha, nihayet değil pardon. Ya güzel filmdi. Böyle çocuk filmi değil yetişkin filmi. Yani çocuklar da izliyor. Hani hoş. İlk defa bir animasyon filminde insanların öldüğünü gördüm. Hani normalde ölmüyor ya böyle herkes mutlu yaşıyor falan. Bu öyle bir iş. Shrek ve Buz Devri kıvamında olduğunu düşünüyorum. Yani o tatta bitirdiler. 3'te bitirdiler en azından. Buz Devri gibi bokunu çıkarmadılar. Bence Buz Devri'ni düşünsene 2'de bitirmişlerdi. Bitirselerdi. Güzel olmaz mıydı? Tadında bitirdikleri için Ejderhanı Nasıl Eğitirsin? 3 Gizli Dünya. Bizim için 3 Chaplin'li filmdir. Eyvallah. Evet. Intouchables diye bir film vizyona girmişti. Ta ne zaman? Bir tane zengin bir tane abimiz vardı yaşlı. Böyle tekerlekli sandalyede yaşıyordu. Zenci bir tane abi onu falan takılıyorlardı beraber falan. Upside diye bir film vizyona giriyor aynısı. Niye öneriyorsun diyeceksin. Bu filmi ilk duydum. Ben dedim ki amına koyayım aynısı niye yapıyorsunuz ki falan filan. Yani ne gerek var ki falan. İzledim. Abi Walter White Reis Breaking Bad'den. O oynuyor. Nicole Kidman oynuyor. Nicole Kidman yaşlanmıyor. Niye yaşlanmadığını. Bir Arzu Yanardağ bir o. Bilmiyorum Arzu Yanardağ en son gördünüz mü?
Buradan laf atıyorum, Heal'in 3. sezonunu alacağım. Bunda da olay aynı. Dediğim gibi hikaye olarak aynı zaten. Zengin bir tane abimiz var, Walter White Reis. Tek elkli sandalyede yaşıyor. Bir tane Niga abi geliyor falan filan. Ah siktir ya, çok param var dostum falan. İşte onun arabalarıyla takılıyorlar falan. Tek elkli sandalyeyle drift yapıyorlar falan. Garip varı fantazileri var. Çok keyifli bir film olmuş. Çok tatlı bir iş olmuş. Nicole Kidman garip bir şekilde renk katmış ilk defa bir projeye Aquaman'dan sonra. O yüzden Upside bizim için 3 Chaplin'li film. Bir yerli film. Bir aşk, iki hayat. Bergüzar Kurel'le Korel konuşamadım. Bergüzar ne? Bergüzar mı? Bergüzar mı? O nasıl bir isim ya? Bergü ile Engin Akyürek oynuyorlar. Çok ön yargılıydım. Of, aşk vıcık vıcık şimdi aman falan. Ama Detroit Become Human diye bir oyun var. Evet. Heavy Rain. Bir aşk, iki hayat. İzleyin. Mesela şu an buradan ben çekip gittim. Siz böyle baktınız nereye gitti bu adam diye. Başka bir karar aldım. Başka bir seçeneğim var. Bir o Taha'nın hayatını görüyoruz çekip giden. Bir de burada anlatmaya devam eden Taha'nın hayatını görüyoruz. Mükemmel bir kurgu. Çok güzel işlenmiş. İzlemenizi öneririm. Belki de uzun zamandır bir yerli filme böyle bir şey söylemedim. Bir aşk, iki hayat. 25 Ocak'ta vizyonda. Bizim için 4 Chaplin'li filmdir. Gidiniz. Evet, dediğim gibi organize işler ve kara komik vizyona girmedi. Kefer Nahum'a yol açıldı. Yabancı film. Lübnan yapımı bir iş. Lübnanlılar yapmışlar. Ayrıca Oscar'da en iyi yabancı film kategorisinde aday. 12 yaşında bir çocuğun, 12-13 yaşında bir çocuğun annesine babasına beni neden dünyaya getirdiniz diye dava açmasını konu alan bir iş. Gülmeyin. Çok dramatik bir film. Hepimiz bir dönem bu isyanı yaşamışızdır. Neden ben, neden? Ama Lübnan'da da bu böyle demek ki. Ben Oscar'da en iyi yabancı dilde, yabancı kategoride ödül alacağını düşünüyorum. Oscar'ı alacağını düşünüyorum Kefer Nahum'un. Hatta zaten Oscar programı yapacağız bu arada. 25 Şubat'ta. Muhtemelen sabah 8'e kadar sürecek. Canlı yayın Twitch ve YouTube'dan. Muhtemelen burada yaparız. Katılmak isteyenler de o dönem gelebilirler. Sabah 8'e kadar salmıyoruz kimseyi. Öyle geldim abi ben kaçayım metrobüs var falan. Öyle yok. Öyle yok. Sabah 8'e kadar ben burada eşek gibi program yapacaksam kalacaksınız. O yüzden Kefer Nahum bizim için 25 Ocak'ta vizyonda 4 Chaplin'li filmdir. Woman at War. 25 Ocak'ta vizyonda. İzlanda yapımı bir film bu da. Ülkemizde aslında çok salonda yer bulacağını sanmıyorum. Sanat filmi kafasıyla bakmayalım. Aksiyon var, gerilim var, dramatik diyebiliriz. Alüminyum endüstrisine savaş açıyor kadın. Ve bayağı fabrikaların elektriklerini sabotaj ediyor falan böyle. Bayağı çok keyifli bir film. Çok yani yer yer güleceğiniz bir film hatta. Ve başrolde böyle bir filmin kadın olması ve bunu mizahi bir dille anlatıyor olmaları çok keyifli olmuş. Bir erkek olsa ve gereksiz aksiyonla bunu anlatsalarmış muhtemelen sıradan bir iş olacakmış. O yüzden bir kadının olması çok iyi. 25 Şubat'ta vizyonda bizim için de Woman at War 4 Chaplin'li filmdir. Bak bunlara Chaplin Chaplin veriyorum. Bunları izleyin. Ve son film. Ölümcül Labirent. 31 Ocak'ta vizyonda. Afişini ilk gördüğümde duydunuz mu hiç? Ölümcül Labirent. Cık mı? Warner Bros. Yapmış. Afişini gördüm. Bınam lan falan yaptım böyle. Hani öyle değil misinizdir mesela sizde? Bir korsan dizi sitesi değil de hani malum yerlere girip böyle film baktığınızda afişlerine bakıyorsunuz değil mi ilk böyle hani oradan seçiyorsunuz. Ben bunun afişine baktım ya bu ne dedim ya. Bir de Warner Bros. Yapmış falan filan. Abi izledim benim için şu kıvamdadır. Yeni küptür. Kübü de izlemişsinizdir. Az testere az küptür. Ama daha çok küptür. Çok keyifli olmuş. Oyuncular full no name. Hiçbir kimseyi tanımıyorsunuz. Bence işin iyi yanı bu. Bir kimlik oturtmuyorsunuz o insana. Oyunculuklar yer yer sırıtıyor. Evet. Okey. Kotarmışlar. Çok keyifli olmuş. Ya fragmanın da var diye şu an bir şey söyleyebilirim. Burada oturuyoruz. Diyor ki size bir odaya sokacağız. O odadan çıkabilirseniz diyor. Labirente sokacağız. Labirentten çıkabilirseniz $1,000,000 ödül vereceğiz diyor. Labirentten ilk çıkana. Bunlar da diyorlar ki tamam diyorlar ya neredeymiş falan. Hadi çıkalım falan filan. Kapıyı kolunu bir tutuyor acı. Meğersem başlamış.
Tutuyor yani. O yüzden Ölümcül Labirent 31 Ocak'ta vizyonda, bizim için 3 çaprinli filmdir. Ve vizyona giren filmler. Oyuncu olmak isteyen Aslı'nın hikayesini anlatan Aslı gibidir. Bence ablamız hayalini gerçekleştirmiş. Vizyona girmiş. Ama hikayede şöyle bir şey var. Dublör kulübü var. Ama gerçek hayatta oyunculuk yapıyorlar işte. Gidiyorlar falan filan. Tutuyorlar bunları. Bu da diyor ki tamam ben de varım. Ben de çalışacağım falan filan. Bir şeyler işte, hikaye derinine girmeyeyim. Sonra buna diyorlar ki bir tane yakışıklı adam var. Onu tavlayacaksın falan filan. Ya bence bir insanın kendini bilmesi çok önemlidir. Bu benim tamamen şahsi düşüncem bu arada. Zevkler ve renkler farklıdır. Aslı'nın o filmdeki yakışıklı oğlanı tavlamasına imkan yok. Her karakterden karaktere dublör olduğu için karakterden karaktere girip şiveden şivelere geçip, ki ben nefret ederim şive komedisinden. Yani itici geliyor bana oyunculuğu da. Tutmuyor sizi. Fenomen dediğimiz herkese film yapılmaması gerektiğini düşünüyorum. Keşke o karakterlerle YouTube'da hayatlarına devam etseler. Zaten izleniyorlardır. O yüzden Aslı gibidir. 25 Ocak'ta vizyondaymış. Bizim için 3 hitli filmdir. Evet. Zaman Yolcuları diye abuk subuk bir iş vizyona giriyor. Game of Thrones'tan tanıdığımız Sansa. Ah Jon sana bir salsa. Ablamız oynuyor. Olay şu. Zaman makinesi bulabilecek zekaya sahip genç bir arkadaşımızın sadece bir kızı tavlamak için bu zaman makinesini kullandığı gerzek bir hikayeye sahip. Nasıl en başı oğlum? Konunun en başı. Az gibi söylüyorsun ama yani bayağı konuştuk kanka. Arkadaşlar zaman yolcularını anlattım ben aslında. Ama bizim kameramanımız kayıttan çıkmış, bunu fark etmemiş gerizekalı. O yüzden şöyle söyleyeceğim. Sophie Turner oynuyor. Game of Thrones'taki Sansa. Ah Jon sana bir salsa. Şu an çok komik. Deminden bu kadar komik değildi. Hacı bir tane gerizekalı zaman aleti buluyor işte, geri alan falan filan. Bunu da bir kız tavlamak için kullanıyor. Böyle de gerzek bir adam. Yani bizim kameramanı mı çekmiş artık nedir? O yüzden Zaman Yolcuları ve Batuhan bizim için 4 hitli filmdir. Deminden bu kadar içten söylememişti kimse. Ve iki tane cin filmi combo yapacağım. Yan yana koyuyorum. Birinin adı Musabbar. Ne demekmiş Musabbar? Mağaralarda yaşayan cinmiş. Yersen bilmiyorum. Bu filmde cinleri göstermiyorlar. Öteki cinli çüklü sir tire ayet. Ate. Anladınız değil mi? Sir ayet. İki anlam var. Sir ayet, sir a. Bu ne ya? Hadi fragmanlarından, filmin konusundan falan vallahi bahsetmeyeceğim ben. Umurumda değil artık. Musabbar'ın yönetmeni eski bir tane öğretmenmiş. Keşke buna devam etseydi. Yani neden yönetmenlik? Çünkü filmi izleyince anlıyorsun neden yönetmenlik yapmamız gerektiğini. Sonra ne oluyor biliyor musun? Bak şimdi ben böyle konuşuyorum ya. Bunlar çünkü cin filmi yapalım, parayı vuralım kafasında yapılan filmler olduğu için. Ben böyle yapıyorum. Sonra filmin oyuncuları yoruma geliyorlar. Veya bana mesaj atıyorlar. Haklarını falan helal etmiyorlar. Dikkat edin bütün cin filmlerine. Gözlerini ya belertmiş ya da gözleri gan çanağı gibi insanlar var. Yerli, korku yapımlarında. Ve bunları size söyleyeyim mi? Bunların afişlerini bir kişi yapıyor arkadaşlar. Ülkemizdeki bütün cinli, çüklü yapımların afişlerini bir kişi yapıyor. O adamı da ben tanıyorum. Yani güzel yapıyor afişleri ama demek ki böyle istiyorlar. Hani gözleri azıcık belert falan. Şöyle söyleyeyim sirayetle alakalı. Bu ikisi de bu arada Musabbar değil de sir ayet yaşanmış bir hikaye ona göre. Hatta şöyle yazıyor fragmanında. Sakın çağırmayın. Azapları beterdir diyor ama filmini çekiyor. İlginç. Bunlara prim vermeyin sevgili dostlar. Zaten vermediğinizi düşünüyorum ama verecek arkadaşlarınız da lütfen bir IQ testi veya ilişkinizi bitirin, bilmiyorum. İnşallah bu yapımlar size sirayet etmez.
Muzaffer Sirayet bizim için beşitli filmdir. Evet, şimdi Türkiye'nin bilim kurgu web dizisi oyuncuları Hile dizisimiz, yani benim çektiğim ve ekip olarak yaptığımız filmler olarak yaptığımız Kopenhaglardan, Seullerden, Miami'lerden ödül aldığımız, parayla derdi olmayan, para kazanmadığımız, yurt dışında ülkemizi temsil ettiğimiz web dizimizin, Hilemizin oyuncularını davet edeceğim. Genelde böyle durumlarda filmlerde seni seviyorum falan diyorlar. Bu öyle bir film değil. Batuhan kayda girdim, emin misin? Evet, inşallah. Girin seferi. Çünkü benim demin konuştuğumun bayağı yarısını almadayız bayağı. Bilenler biliyorlar, bilmeyenler için özet geçiyorum. Filmler filmler olarak bilim kurgu web serimiz Hile'nin yurt dışından ödüllü ikinci sezonu siz bu videoyu izlediğinizde final vermiş olacak olan web serimizin kıymetli oyuncuları, fedakar, cefakar, benim her türlü çilemi çekmiş olan ve sette bir ton eziyete, doğaüstü eziyetlere katlanmış olan bu saygıdeğer insanlar. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Karımı torpil diye oynatmadım. Gerçekten oyuncu olduğu için oynadı. Ya bu bölümü bence şey, izlemiş olanlar çok keyif alacaklar. İzlememiş olanlar ne oluyor diyecekler. Evet. Bundan niye bu kadar çok gülüyor falan. Mesela örnek. En son bölümde, 5. ve 6. bölümde özellikle Hande ve Neslihan büyük tap yaptılar. Sana ben sevişme sahnesi yazmadım diye sen. Evet. Ya abi halvete gidiyoruz, yürünmüyor yani. Öyle bir şey yok. Bana dedi ki abi dedim, Ebru'yla dedim sevişmeniz var. Nasıl sevindim ama. Çok sevindi ya, anladın mı? Çünkü abi ama niye sevindim? Ben 10 yıldır Ebru ile sürekli aynı oyunlarda, aynı projelerde oynuyorum. Bir türlü sevişemedim. Bir türlü sevişemedim. İkimizin oynadığı evlilik komedisi var. Sanal gerçekler. Ben yazdım oyunu. Salak yaz değil mi bir öpüşme sahnesi? Yaz yok. Ama orada insan kendine yani sevişme öpüşme yazarken zorlanıyor. En son Taha dedi ki Ebru ile sana bir sevişme sahnesi yazdım, dedim Allah. Ama yine olmadı. Tabii. İnsan 70 yaşında olunca böyle şeyleri sevmiyor. Evet. Sonra senaryoyu bir gördün. Nerede? Nerede? Yunus Taha aynı zamanda aksiyon oyuncusudur kendisi. Neslihan Ulusoy, o da aynı zamanda çok aksiyonlu bir insandır. Sezer abi aslında anlatmaya gerek yok ama bizim aramızdaki en tecrübeli oyuncumuz. Hande ikinci sezonda aramıza katıldı. İyi ki de katıldı. Bu sezon inanılmaz performans gösterdi. Benim hanım. Tanıyorsunuz. Kendisi de bu sezon gerçekten çok iyi oynadı. Karım dedi demiyorum. Bana da diyorlar niye karını oynatıyorsun falan filan. Dedim oyuncu. Taner. Taner'i Game of Thrones'tan tanıyorsunuz. Taner, sakallar neden? Sakallar yeni proje var. Tabii şimdi Amerikalı bir adama oynadın, David. Sonra amına. Kör kapandı. Değil mi? Kılıçlı kalkanlı bayağı. Çok keskin bir geçiş oldu gerçekten. Taner de dizimizin, ya hepsi iyi zaten de, David karakterini canlandırdı. İkinci sezon sanki ilk sezonki o değil. Bambaşka oynadın oğlum bu sezon yani. İlk sezonda 3 tane ödül aldık biz. Kopenhag, Seul, Miami. İkinci sezonda daha fazla alacağız. Her ne kadar ödülleri masaya dizmesek de. Önce geliyor. Sezer abiyle ya Malatra diye bir koy var. Koya inmek çok zor. Ya yani inmek zor, malzemeler var. Çıkmak da çok zor ve Sezer abi de kalp pili var. Ama ona rağmen yılmadı. Ben dedi yaparım dedi. Sağlam beni dedi. Iron Man gibi geziyorum oğlum yani. Kalp pili var deme yani burada. Yani burasında mekanik bir adamım aslında. Bir de şu var. Çekimler 7 gün mü kaldık biz orada? 7 gün kaldı. O 7 gün benim kaburgam kırıktı arkadaşlar. O izlediğiniz bütün görüntüler hepsi kaburgam kırıkken aynen çekildi, evet. Ve çadırda yattık. Ben kaburgamın kırık olduğunu bilmiyordum ama yani. Bilsem zaten yapamamış. Vallahi mi? Şuramda bir ben de diyorum ki lan ne fedakar adam. Hayır, bir ağrı var diyorum böyle. Allah Allah bu. Sürekli öyle. Yani bir şey, çünkü ufak bir şey, darbe almıştım oraya ama kırık aynen ya da çatlak olacağını falan ihtimal vermiyorum.
Sen... Yani geçiştiriyorum. Hani hasper kadar setten sonra hastaneye gittim. Dedim bu geçmiyor bu ağrı, ne yapacağız bunu? Çünkü kırık. Film çektiler, Allah belanı versin, kırık mı dediler yani. Sezer abi mesela çok küfür ediyorlar diye eleştirdiler dizide. Ben 5 yaşından beri küfürlenmedim abi. Yani. Oynarken geliyor abi. Hani oynarken geliyor amına koyayım. Bak şimdi yine, bak yine geldi ya. Hatta oynamıyor. Özellikle ben daha ya şunu söylüyor. Ya burada küfredeyim ya. Ya bir amına koyayım diyeyim şurada ya. Vallahi çoğu yerde ben dedim, durdurdum. Vallahi söyledim. Hatta çoğu yerde ben durdurdum. Suç yok. Allah benim belamı vermesin yani. Ben yaptım. Estağfurullah. Yani işte kısa. Çok kısa. Süresi. Daha uzun olsaydı. Bilmem ne. İyi arkadaşlar da şimdi şöyle bir şey var yani. Önemli olan işlevi. Boyuta niye bakıyorsun? Yani bence öyle. Boya. Boya niye bakıyorsun? Önemli olan işlevi. 20 dakikada hani aynen. Ne verdiğimiz önemli. Çünkü o 20 dakika o veya işi uzun yaparken... versek alabileceksin mi? Uzun şu var bir de. Laptopa elektriği nereden buldu amına koyayım? Hani öyle bir yorum var. Yani, mağarada ya arkadaş şimdi örümcekten adam olduğuna inanıyorsun. Aynen. Evet. Kaplumbağadan ninja olduğuna inanıyorsun. Bir düşünmüyor musun? Belki güneş paneli yaptı adam, dünyanın amına koymuş herif. Güneş paneli yapamazdı mı? Dışarıda şarjlı o belki git takıyor. İçeriye gölgeye geçiyor. Güneş yok. Hiç 5000 lira daha bağış attığında güneş paneli mi koymadın? İlerinin ikinci sezonu bütün izleyenlerin bağışlarıyla çekilmiş bir sezondu. Bunun da aynen. Parantez içinde o dostlarıma da hepsine teşekkür ederim. Zaten jenerikte varlar. Evet şimdi abi sizden karakterlerinizi alalım bilmeyenler için. David Marti çok tatlı bir karakter. Ya David Martin öncelikle hayat felsefesini ele almak lazım. Onu ben çok beğenmiştim ta yazdığında. İnsan kendi seçiminde özgürdür. Ya doğru yaşar ölür ya da tepeden tırnağa yanlışlarla yaşar. Bu adamın bir ortası yok. Ortayı sevmiyor. Ya doğru ya yanlış. Genellikle doğru yaşamayı tercih ettiği için hem dini olarak zaten koyu Katolik olduğu için bu da hayatına yansıyor. Kendine göre yalanı sevmiyor. Tabii bunu birinci sezondaki David için söylüyorum. İkinci sezondaki David çok farklı bir şey oldu. Üniversite zamanlarında zaten RV Games'e yazılım müdürü olarak giriyor. Karşı cinsle çok haşır neşir diye çünkü duygusal olarak kendisini etkileyen şeylerin işine de yansıdığını düşünüyor. Azrail karakteri birinci sezonda biraz daha silik bir karakterdi. Yani çok baskın bir karakter değildi. Çünkü daha olayın akışını falan bence birinci sezonda daha yeni yeni anladık. Azrail işkolik bir kadın. Çok çalışmaktan ailesine o kadar önem vermeyen bir kadın. Bu işkolikliğinden dolayı ikinci sezonda tamamen kendini Felix'e ve onu bulmaya adamış bir kadın olarak göstermek istedim. Peki Ceyhun Yılmaz'la aynı sahnede olmak nasıl bir şey? Evet, Ceyhun abi inanılmaz bir adam. Yani çok enerjik. Yani biz de mesela her zaman mutluyuzdur. Sürekli espri yapmak isteriz, şey yaparız. Arkadaş ortamımız da öyledir bizim. Ama Ceyhun abide ilginç bir enerji var. Ben çok sevdim ama onun enerjisini. Yani o fırlamalı, o enerjisi sizi rahatsız etmiyor. Bazı insanlar vardır hani böyle çok rahatsız eder. Utanırsınız, sıkılırsınız falan. Ceyhun abinin öyle değildi. Ben çok sevdim. Çok da güzel oynadı bence. Yani değişik öyle. Bir tat kattı. Ama beni kattı. Yordun. Hani. Aynen. Peki bu sezon aramıza bot olarak dahil olan ve herkesin Hande, Hande dedi. Abi böyle bota can kurban. Gel mutfağımı robot ol. Aynen. Onlar çok... Ben onu kaçırdım. Ben onu görmedim. Bayağı gülürüm ona. Seni mutfak robotu olarak hayal edemedim. Karakterimden bahsetmem için aslında ilk önce Felix'i düşünmemiz lazım. Çünkü Felix herkes gibi bir insanken bir anda bazı güçlere sahip oluyor. Bir anda bazı güçlere sahip olan bir insanın yapacağı, yaratacağı karakter de tabii ki de duygusal olur. Çünkü duygusal bir açlıktan dolayı bu dürtüyle yapıyor zaten. O dürtü de yalnız kalmama dürtüsü. Yanlış anlaşılma olmasın. O yüzden benim yani oynadığım karakter de aslında biraz daha insani, ilk insan gibi bottan çok yeni duyguları tanımaya çalışan. Hani bana şey yazmışlardı mesela, neden Lilith ya, Türkçe isim mi yok ya falan filan. Düşünsene Fatma koydum abi. Ha, Lilith'i araştırmamış, Fatma. Anladın mı nedir ne değildir falan. Zafer hafızayı kaybettiği için ikinci sezonda karaktersiz bir adam aslında bana göre. Tabuları olmayan bir adam. Belki bir önceki hayatında tabuları vardı bu adamın ama hafıza gittikten sonra
tabuları yok ya da bilinç altındaki o pislik çıktı o işte. Küfretmeler de o yüzden hani küfür ediyor falan diyorlar ya. Ya keyfimizden etmiyoruz. Hafıza gitmiş. Ne söylediğini bilmiyorum. Şuur yok adamda. Eski emniyet müdürü. Belki bilinç altında bir yerlerde var bu adamın duygularıyla ilgili bir şey. Bu dışa vardır ya böyle hani güçlü görünmek için hep yalan söyleriz. Hani hastayızdır ama yok sağlamım dersin. Hani bence Zafer böyle bir adam. Ayıp kavramı yok Zafer'de. Çünkü kafa gitmiş adamın. Bilmediği garip bir yere getirilmiş. Uyandığında bambaşka bir yerde. Ondan sonra de koyayım götüne gitsin demiş yani. Ve bütün iki sezondur herkesin sövdüğü. İki sezondur bu kadın neden hala hala burada. Erol Taşı oldun biliyorsun. Neden ölmüyorsun artık dedi. Doğana İspanya'da yaşayan bir Türk yazılımcı. Aile konusunda biraz şanssız. Arkasında destek olan bir ailesi yok, güvenebileceği dostları yok. O konuda tamamen şanssız ve o yüzden kendi kendine yetebilmesi gereken biri. Kendi kendine ayakta güçlü durması gereken biri. Bunun için uğraşıyor. O yüzden hayatına girecek yeni kişilere sevgisini gösteremiyor. Çünkü kendi de sevgi görmemiş. Birine güvenmesi çok zor, hayatını alması çok zor. Bu yüzden de katılaşıp kötüleşebiliyor. Yani altyapısında bu var. Aslında tatlı. Ölmesin. Ponçik. Ponçik bir karakter aslında. Bize yorumlattılar ya. İnşallah bu sezon ölür. Başı yazmışlar. Artık öldür. Ne diyek şimdi? İlkokul mezunu falan yok. Şimdi Serkan karakteri toplumda kendine yer edinmeye çalışan ve bunun yolunda agresiflik de bulan bir adam. Yani aslında sinirli bir adam değil, öfkeli bir adam değil. Kelime haznesi dar. Bu yüzden bütün derdini, sıkıntısını şiddetle ya da öfkeyle halletmeye çalışan bir insan. Çünkü zaten evlatlık ve bulunduğu ortamda kendisini sürekli rüştünü ispatlamaya çalıştığı için o ortama ayak uydurup evet ben işte oldum, ben bu hayatta varım, derdim de budur, şudur diyen bir karakter. Bu İkinci sezonda bütün o değerlerinin, sevgiyi, saygıyı öğrendiği insanların hepsini kaybetmesiyle duyduğu bir intikam hırsından mütevellit, o içindeki o saklı öfkenin salt, gerçek, kaybedecek bir şey olmayan bir adamın öfkesine dönüşmesi yani. Felix şerefsiz teki biliyoruz. Hepsine karakterlerinin, karakter analizlerini çok güzel anlattıkları için teşekkür ediyorum. Adam bu kadar da kısa değil, tabii sıkmaması için sizinle özet geçti. Tabii. Ne oldu lan? Aralarında kaynatıyor. Yok dedim ki bir muhabbet dönün hiçbir şey anlamıyorum dedim. Siz mi? Senin oğlum seni ilgilendirmiyor ki. Aramızda mısın? Ben ilhamiyim. Evet, sorusu olan var mı abi? Senaryo yazılırken karakterler gerçek hayattaki kişiliklerden bir esintiler oldu mu? Ha evet var. Mesela Felix, benim bir tane arkadaşım var. Adı Felix. Hani yaşantısı, davranışları, ilk sezonda mesela sabah kalkıp sadece yoğurtla besleniyor olması falan. Böyle bir arkadaşımız vardı. Dedim ki tamam ben bunu alayım. Yani soğukkanlı, sakin. Anladın mı hani? Pek fevri olmayan bir tip. Aynısını monte ettim. Gay de aynı şekilde, Asya da öyle. Tabii spesifik karakterler, Tuana gibi, Lilith gibi karakterler. Onlar ayrı, onlar sıfırdan yaratılmak zorunda. İlk sezonu 20 bin lira, ikinci sezonu bütçeyi artırıp 25 bin liraya çektik. 20,5 20,5 Daha ne oldu? 20 nerelerde çektik abi? Ne yaptık biz? Bayağı yani. İkinci sezon mu? Kapadokya. Dağlarda. Ben bir çilingoz hatırlıyorum. Kapadokya'da ben yoktum. Ha, Kapadokya var. Sakarya, Ankara, Malatya işte çilingöz mü? Çilingöz ormanının. Çilingöz'ün ilerisi 80 kilometre ilerisi miydi? Karadeniz kıyısı. Böyle bir koy giriyorsun 2 kilometre aşağı iniyorsun. Evet. Tam yerine kampa falan giderler belki. Tabii bayağı güzel yerde bir şey. Güzel bir yer ama. Gitmeye karar verdik. Çakallar falan var yani gece. Çakallar iniyor. Gece çakallar iniyor. Çakallar iniyor böyle. Yani normalde çekilecek dert değil. Evet, evet. Yani gerçekten çekilecek. Kapadokya'da öyle mesela. Kapadokya'da otelde kalıyoruz ama yani çekim yerinde dağ taş bayır yani, anladın mı? Kapadokya'da daha çok yorulduk bence. Evet bence de. Bir kere soyulduk zaten. Bayağı. Zaten izleyenler görmüştür. Çoğu yerleri mesela 60'lar kurguda sırf her yerimiz soyulduğu için. Ya düşünsene bot soyulmuş. Ya benim çoğu yer yok. Çoğu yer çok yok. Tabii Taha'nın ensesi falan bayağı böyle su toplayıp çok sıcaktı çünkü. Evet. Ama o şartlarda sıcak. Da eğlenmeyi bildik. Tabii ya. Tabii canım. Hani siz Kapadokya'da öyle biz çilingozla işte o koyda böyle keza. Özellikle bir de bana sor. Özellikle arkadaşlar tuvalette
Çilingoz'da manzaramız müthişti. Evet. Ya kayaya sıçıyorsun. Kayaya sıçıyorsun, karşıda deniz. Deniz yani. Gün batımına sıçıyorsun. Gün batımına yani. Bir daha da yaşıyorum. Muhteşem bence. Ben en çok orayı sevdim. Bak, çok komikti ya, kürekle. Kürekle evet. Abi bir tane kürek var. Kedi gibiydik ya. O küreği alıp kayaların oraya giden varsa kesin sıçmaya gidiyor. Evet. Ya birinden saklayamıyorsun, tuvalete gidecek. Tabii tabii. Hani küreğe bakıyorsun, kürek yok ama yani biri gitmiş. Okey. Yani genelde hani ilk 3 gün kimse sıçmadı oğlum. Yani en önce kim sıçacak diye herkes merak ediyordu. Herkes gizli gizli. Ve sıçan da sevinerek geldi. Evet. İsmini vermeyeceğim arkadaşımın. Batuhan değil mi? Değil ya, Batuhan değil. Kim gitmişti ki? Batuhan değil. Kim gitmişti? 2-3 gün böyle yapamadı, tamam mı? Nasıl yapamıyorum? Bir dert etti kendine. En son yaptı. Ben hiç gitmedim. Şu hareket vardı arkadaşlar. Elinde kürek. Sıçtı. Ama sonra mesela gitmedim dedi. Evet ya, gitmedi o. 7 gün gitmedin. 7 gün sıçmadı oğlum. Oğlum milletin bokunu mu saydınız? Evet. Hayır, boş zamanlarımızda. Hiç gitmedim. Şöyle düşün ya zaten. Servise bindik. Apartman görün dedim, beni burada indir. Belki alırlar. Tayyar'la ilk camiye sığındık zaten. Abi ne ya, şimdi düşün. Çok travmatik bir durum aslında, anladın mı hani? Kayaya sıçıyorsun. Biliyoruz ama. Hani böyle tabletle ya az pilav kaldı mı ya falan diye geziyorsun. Sonra böyle David Martin. Getirin o adamı. Sen kim ciddiye alın lan? İki tane tüpümüz vardı. Birinde çay, çorba, birinde yemek. Aynen. Bunu çekiyorsun böyle falan. Felix'i öldüreceğim bilmem. Kestik. Sigara var mı? Ama en komik de şey değil miydi abi? Şimdi 7 gün kaldık ya. Hep böyle makarna, türevi şeyler yiyoruz. Aynen. Sürekli balıkçı tekneleri geçiyor ve diyoruz ki lan oğlum hayvansınız, insan bir balık, bir kasa balık getirir şuraya falan. Öyle bir serzenişte bulunuyoruz. Bir gece ateşin başındayız, denizden bir ses geliyor brrrr diye. Zodyak geldi abi, içinden iki tane balık adam indi. Ve balık getirdi. Gecenin balık getirdiler. Biz asker falan sandık. Evet, ben yani jandarma falan hani. Devri atıyor lan bu ışık. Adam böyle sandviç mandviç veriyor falan. Taha'ya falan sandviç verdi. Ben dedim ki ben yemem sağ olun dedim. Taha böyle yaptı. Ha. Ama tipler balık adam çünkü abi yani. Tanımıyorum oğlum adam. Bizi zehirli tecaz da çekmek yok. Ben de yemeyeyim sen. Aynen. Yanımdakine verdim. Bir ara şöyle bir muhabbet döndü bak. Su bitmiş. Su gelecek şehirden. Su bitmiş. Arada şöyle muhabbet dönüyor. Ya deniz suyunu kaynatsak makarna yaparız. Gerçekten. Sonra da sanırım. Bak ben böyle yaptım. Işte. Yapın ama ben yemem. Yapılmış mıydı? Ta böyle yaptı. Ben de yemem. Ama andaç yaptı sanki deniz suyunda. Yapmadı mı? Yetiştiler. Herkesi kıllandırdı. Set ara verdik. Dedim ki ya kızlar çay koyun da içelim falan. Ormandayız lan. Böyle yaptı. Bu ne seksist bir yaklaşım ya. Tamam. Ateş yanacak, odunu ben topluyorum, full. Aynen. Evet. Dediler ki ateş yanacak, dedim bu ne seksist yaklaşım. Ben çayı koyuyorum, dediler ki Earl Grey sever misin? Hayır, senin şeyi çok komik abi. İlhami buradan dükkandan çekip filtre kahve getirmiş. Çadırıma sakladım bir de onu. Oğlum bildiğin lan, dup her yerde. Abi kayaya sıçıyoruz, filtre kahve içiyoruz. Lükse bak. Böyle şey mi abi? Professional camping almış dağcı çadırını. Aynen. Diyor ki kardeşim içerisi 25 derece biliyor musun? Bizim çiğ yağıyor, sabah bir suyun içinde uyanıyorsun. Kardeşim bende hiçbir şey yok. Sürekli hava atıyor. Aynen. Aynen. Böyle yani, diyor. Ben bir kitap okuyayım diyor. Giriyor böyle uyumuş kitap. Bak, Taha'nın çadırı burada, benim çadırım burada, İlhami'nin çadırı burada. Sınırdayız. Ve gece çakallar geliyor. Ben çadırda yatıyorum. Bir ses. Tamam mı? Ses geldi, ben böyle yattım. İlhami? İlhami böyle. Efendim? Sen misin? Evet. Ha iyi. Çadırlar öyle ama aldığımız nefesi duyuyoruz hepimiz. Ne? Ya evet. Her şeyi duyuyorduk. Ya çok eğlendik canım. Eğlenme kısmı ayrı. Şakasını yapıyorum. Mesela adam çok cool bir herif, tamam mı? Normal hayatında da öyle zaten. Kim? Şimdi bunların büyük bir çadırları var. İçinde iki kişi kalıyorlardı. Batuhan'la. Şimdi biz gece çakal makal geliyor. Bir saniye kardeşim. Benim programım. Gece çakal makal geliyor deyip sonra onların çadırına yattık. İlk günümüz daha. Hayır.
Şimdi Batuhan... Batuhan girdi tamam mı? Batuhan girdi, ayakkabıları çıkardı falan, anlaşma yaptı. Lan ayakların kokuyor leş gibi, sildir gitti. Git ayaklarını yıka gel. Bu da böyle yaptı, gitti bu ama yıkamaya. Ama alınmaz yani, ya. Anladın mı? Biz birbirimizden pek şey yapmayız. Gitti yıkamaya. Taner de böyle yatıyor tamam mı? Taner sen buna demedin mi dedim ya, ayaklarını falan yıka falan filan. Demedim abi. Oğlum kaç gündür böyle mi yatıyor senin yanında? Öyle yatıyor abi. Adamın rengi atmış. Böyle yaptı. Sabahları da Arda gecekte gelip sigara içiyor biliyor musun? Şikayet ediyor. Şikayet ediyor. Batuhan da dedi ki abi şerefsizim, beni çadırdan kovsaydı bu kadar utanmazdım. Tam bir iğne babasıydık yani. Kallar geldi işte böyle. Martı'yla karışık bir sesleri var ya onların bari. Evet. Onu da dürttüm kaldırdım. Lan dedim Batuhan dedim. Çakallar indi. Batuhan aynı bir şekilde. Martı abi onlar dedi. Martı dedi ama hiç karşılık beklemiyor. Vurdu kafayı yattı. Siktir amına koyayım dedim. Ne dedim Martı siktir. Çıktın dışarı filan. Çok sabah anlattım şey yaptı. Dedim ben hatırlamıyorum abi. Dizide kılıçlar var ya zaten böyle. Ateşin başında onlardan medet umuyoruz zaten. Böyle. Gece 2-3 falan. Yanımda da korkuyor arkadaşlar falan böyle. Bir Hilal, işte Ece var. Kızlar var. Bir de işte yani böyle. Orada bir kafa şöyle bana baktı. Ben de ona bakıyorum böyle. Hareket edemiyorum ama böyle. Sonra kafamı başka tarafa çevirdim. Bayağı uzun süre bakınca kim? Biri gördü böyle yaptı. Sen de gördün mü böyle yaptı? Evet. Genç kız bir oğlan çadır kurdular. Ama bilmiyorlar ki çadırı kurdukları yer bizim tuvalet. Evet. Abi de o var. Tuvalete giden yol abi, anladın mı? Tuvalete giden yol yani, romantik olmaya çalıştılar. Evet. Onlar böyle şarap, biz yine de kürekle geçiyoruz. Küreği kuma sürüyor değil mi? Ya biz çok eğleniyoruz her sezon. Üçüncü sezon zaten finali serinin. Abi ata biniyoruz. Kapadokya'da. Felix'sin, anladın mı sen yani? Arkada bot, o da atta falan. Çok cool. Giderken böyle çekim var, sayı takıyor. Gidiyoruz. Hacı sol bacağımda bir yanma başladı benim. Bozuntuya da veremiyorum. Neyse Batuhan dedi ki kestik. Hadi şöyle bir baktım. Botun içine arı girmiş. Botun içine derken o bota mı? Senin... Süper ona girdin artık. Zirvede bırakalım. Zirvede bırakalım değil mi? Ha ben normalde ata biniyorum abi tamam mı? Bayağı da binerim. Dört nala falan. Ata bindik böyle. Dedi ki bu atlar da şey olmaz abi, iyi atlar bunlar dedi, hani hırçın değiller. Tamam sıkıntı yok dedim, ben bindim, vurdum. Bir daha vurdum. Gitmiyor. Dedim ki abi bu bozuk. Gitmiyor. He onlar gezinti atı ya, onlar. Ben önden yürümeden gelmiyorlar dedi. Bayağı adam değil mi? Çok saçma. Aynen. Hayır ben gittim, sen durdun kaldın ya böyle. Evet. Benimki baka girdi benimki, gitmiyor. Oyunda gidiyor. Benim bot önden gidiyor. Mesela mağarada çekim yapıyoruz. Patates deposu orası. Olayı şu. Yazları çok soğuk, kışları çok sıcak. Ve biz yazın çekiyoruz. Neslihan'la Hande. Biz öpüşemedik soğuktan. Yani... Kıyamam ya. Derdini sikin. Derde bak. Derde bak. Ama o sahne daha güzel olacaktı o kadar soğuk. Ha yani. Direkt Fransız yani. O kadar ama alamadık. Ya hem bizim elemedik ya, onu onun kamera arkası görüntüleri vardı değil mi? Şöyle. Var var. Ya şey olay şu. Yani battaniyemiz var. Çok soğuk, anlatabiliyor muyum? Aynen. Bak çok soğuk. Herkes montla duruyor. Kayda gireceğimiz an çıkarıp bot oluyor bir anda böyle. Kestik diyor. Zaten bot oldum orada. Tabii. Yani çok iyi oynamasının sebebi soğuk. Evet, yoksa başka hiçbir konuyla alakalı. Ama öpüşememiş. Öpüşüyorlar, bak öpüşüyorlar. Kestik! Bot nerede? Hayır hayır şey dedik, Neslihan'la tam öpüşüyoruz. Daha çekmeyelim, öpüşemiyoruz, çok soğuk dedik. Ve öbür güne bıraktık. Şimdi burası. Aa evet, burası. İki günde çektik ya öpüşmeyi. Şimdi sen bir şey söyleyecektin tam o sırada. Aynen, aynen var mı? Tamam şimdi Andaçarım'ın yakınlarını alalım. Benim yakınlarımı alalım. Bak şöyle bir durum var bir de sette. Bizim bu her bütün oyuncular biliyor şu an mesela bunu. Batuhan kamerayı kullanıyor. Çekiyor. Netlik olayı var ya kamerada, hani alan derinliği falan. Karakter net olması lazım çekilen.
Kestik diyorum. Batuhan derim, sıkıntı var mı, net mi? Net abi. Emin misin? İzle abi. Eğlen. 3-2-1 kayıt deyince kayıttan çıkması. Abi montaja otur. Ya montaja oturduk. Çadırın içinde bir sahne çekiyor akşam. Kayda girilmiş. Ben montajdayım. Taha'nın yakınını koymam lazım. Kayda girilmiş. Bekliyorum. Evet. 3-2-1. Yok. Adamın yakını yok. Bak dikkat edin, bir bölümde David'la bir sahneleri var. Hep David'i görüyoruz. Neden? Ben oraya yurt dışında festivallerde çok büyük bir metafor falan yüklemeyi düşünüyorum. Hani orada aslında şunu anlatmaya çalıştık falan. Öyle yerler onlar ya biz. Şey ya, aynı çadırda yatıyorlar falan, demiş ki abim parlasın. Evet, Hile 2. sezonda biz bu işi yurt dışındaki festivaller için yapıyoruz ve çok da büyük keyif alıyoruz gördüğünüz üzere. Çok eğleniyoruz. Abi 3. sezonları final yapacağız. Bu sezonları festivallerde ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye çaba göstereceğiz. Bizi destekleyen, bağış atan veya videomuzu, yani dizimizi her şekilde destekleyen herkese çok teşekkür ederiz. Geldikleri için bütün arkadaşlarıma, dostlarıma teşekkür ediyorum. 3. sezonda görüşürüz. Bay bay. İlhami bizim çok saygı duyduğumuz, oyunculukta çığır açmış, yok bayağı çok kaliteli. Aynı zamanda bize Vizyon Öykürme'de bu kafede çekim yapmamızı sağlayan kadim dostumdur. Hangi kafe? Loop'ta, Loop kafe. Tanıtıcı reklam. Kahve Loop'ta için. O yüzden iki var. Kadıköy'de. Beni bulmak istiyorsanız Kadıköy Loop kafeye gelin. Abi Malatra'da hayatta kaldıysak onun sayesindedir. Onun odunları, onun alevleri. Geceleri bir kır pidesi için ormanın derinliklerinde beraber kurtlarla, çakallarla savaş. Şey çok komik ama. Odun toplamışım, yığmışım oraya. Ateş yanmış, yanmış falan. Ateş alır, ateş sönüyor. odun atın. Hani şey o kadar anlatsana. Yok. Hayır, hayır. Çöp muhabbetini anlatsana. Hayır ya. Abi çok iyi. Çöp. Ya Allah kahretmesin ya. Çöp. Yine Batuhan. Yine Batuhan ben. Yine canımız ciğerimiz o. Çöpleri topladık şimdi bir yere. Böyle bir çukur açtık. Bayağı kazdık ama. Senle kazdık değil mi? Çok çöp var. Kazdık bayağı bayağı. Yakacağız var abi. Çünkü oradan yukarı çıkartmanın imkanı yok. Kendini çıkaramıyorsun. Dedik yakarız burada falan. Sonra biz döndük. Çadırların oraya işte benzin aldık. Tekrar yakmaya gittik. Bir baktık çöpler yok. Bir şişkinlik var kumda. Tepe. Batuhan çöpleri gömmüş. Batuhan oğlum çöpleri, abi ben kapattım onları. Bir de bunu gururla söyledim. Tabii tabii. Hani şey. Temizlediğini zannettim. İş vermeden yaptım. Hani söylemene gerek yok yani. Ben hallediyorum onu. Ay Allah'tan başında dedim boğazım. Abi ben gömdüm onları. Dedim aç. Ateşin başındayız. Herkes çakaldan korkuyor. Birden böyle geldi. Dejavu oldum. Gece 4'te başımıza bir şey gelecek. Telefon çekmiyor. Medeniyet 1,5 kilometre yukarıda falan böyle hani abi başımıza bir şey gelecek göreceksiniz. Gitti yattı sonra. Gelip bir şey söylüyor böyle gece. Hep böyle olur başımıza bir şey. Ece de bizim rejimizde çalıştı. Onun da sinirleri çok bozulunca diye gülüyor ve susturamıyoruz. Evet gördüğünüz gibi kendisini dışarı attı gerizekalı. Evet abi. Tekrar teşekkür ederim. Hile. Lan programı kapatacağım. Zerrin Özer gibi orada. Arkadaşlar gördüğünüz gibi 9. bölümde sonuna geldik. Hile 3. sezonda. Bu yayınlandığında zaten herkes artık bilmiş olacaklar. Oyuncu kadromuza Twitch yayıncılarından Jahreyn, Witch'in Ferit Karakaya, kendine müzisyen Pinti Panda, Harun Can, Ceyhun Yılmaz, Tamer Karadağlı, Ruhi Sarı, İpek'ten Olcay, gerisi önümüzdeki hafta. Bay bay.